Taurus kuralı denilen bir kural var. Şimdi 3'e 3 matrisler böyle kolay hesaplanmıyor. Yani bununla bunu çarpalım, bununla bunu çarpalım. E buradakiler ne olacak? Gümrük mi? O yüzden Saurus denilen bir amca Saros körfezinde yüzerken şöyle bir şey e, hesaplamış. Yazık hocam adam denizdeyken bile <laughs> matematik. <matancı gülüyor> Denizde, denizdeyken bile determinant çözülmüş. Ela bak Saurus kuralı dediğimiz zımbırtı şu. Ne yapıyoruz? Şöyle bir determinant gördük mü 3'e 3. Hemen bunun ilk iki satırını bunun altına yazıyoruz. Tonguç. Bak ne yazıyoruz? 3, 1, 2, 0, 4, 3. Anlaştık mı? İlk iki satırını aynen copy paste gibi yapıştırdım buraya. Anladım. Sonrasında Tonguç'um şöyle bir şey yapıyorum. Bak dikkat et. Şu çizgileri çiziyorum. Şu çizgileri çiziyorum. Şu çizgileri çiziyorum. Şimdi Bunları çarpıyorum sonra. 3 4 0'ın çarpımı 0'dır. 0 2 2'nin çarpımı 0'dır. 5 1 3'ün çarpımı 15'tir, değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi ardından şu çizgileri çiziyorum Tonguç. Şöylemesine çiziyorum. Şöylemesine çiziyorum. Şöylemesine çiziyorum. Şimdi bu bu bunun çarpımı nedir? 2 4 5'in çarpımı 40. nedir? 40'tır. Harika. 3 2 3'ün çarpımı nedir? 18'dir. 0, 1, 0 çarpımı 0. Sonra Tonguç'um bunları topluyorum. Ne eder bunların toplamı? 58. 58. Sonra bunların toplamı ne der Tonguç? 15. 15. Sonra sağdakilerden soldakileri çıkartıyorum. Yani 15 eksi 58 Tonguç'um. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Eksi 43 determinant Tonguç'um. Basit bir metot. Sadece dikkat et. İlk iki satırı alta yazıyoruz. Ve sonra ne yapıyoruz? çizgilerle bunların çarpımlarını hesaplıyorsun. Ondan sonra ne yapıyormuşuz? Sağ eksi sol toplam yapıyormuşuz. Sağ top eksi sol top yapıyormuşuz. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık O zaman basit değilmiş. Ödüllü sorumuzu yapacaksın. Cevapları göndereceksin. Ne yapıyoruz? Bak Tonguç tekrar ediyorum. İlk iki satırı altına Aynen yazıyorsun. Aynen altı sonra şu çubukları çiziyorsun şöyle. Şu çubukları çiziyorsun. Bunları çubuk boyunca çarpıp toplamlarını yazıyorsun. Sağ toplamdan sol toplamı çıkartınca determinantı bulmuş oluyoruz.